Olmadı böyle be sevgilim. Böyle burada, omuzumda çanta. Gidiyormuş gibi oldum. İçim parçalandı. Bu çanta ne diye merak edersin sen şimdi. Bu çanta benim bu dünyadaki tek varlığım. Başka hiçbir şeyim yok şu hayatta. Bir bu eşyalar, bir de sen. Ama bir daha yalan yok sevgili. Yalan yok. Tertemiz geldim bu gece yanına. Karşı yakalı gibi. Delikanlı gibi. Yalanları almadım yanıma gelirken. O evde bıraktım. Gerçekleri koydum çantam önce. Bir daha yalan yok diye diye. Diye diye. Sonra gerçeklerin üzerine birlikte yaşadığımız güzel anıları katladım. Katladım. Koydum. O kadar güzel şey yaşamışız ki birlikte. Aşkımız az daha sığmıyordu çantaya. Gerçi sana duyduğum aşk öyle büyük ki sevgili. Hiçbir yere sığdıramıyorum. Umarım beni affedersin. Görüşürüz melek yüzlüm. Karşı yakalımın kalacak yer bulması lazım. Lazım bunun telefonlarını. Damadım diye diye başıma bela etti. Şimdi açsın telefonu söylesin ben senden daha zengin damat buldum kusura bakma diye. Of. Rüzgar'ın babası da inşallah gidip Rüzgar'ı hemen yetiştirmez. Zaten çocuk havalara girdi. İyice uçacak. Kim bilir ne saçmaladın yine Fatih. Bugün bütün gün son haftalarda sana yaşattıklarımı düşündüm ve kendimden nefret ettim. Beni sevmediğin halde sana nasıl böyle davranabildiğimi, dahası gururumu nasıl ayaklar altına alabildiğimi düşündükçe yerin dibine geçiyorum. Beni affetmeni istemiyorum. Çünkü yaptıklarımın affedilecek gibi olmadığını şimdi biliyorum. Ama yine de yüzüne karşı özür dilemek ve sonsuza kadar yolundan çekilmeden önce yüzüğümü iade etmek için son bir kez seni görmek istiyorum. Yarın okul çıkışında bana bu veda şansını verirsen çok mutlu olurum. Çocuk akıllanmış. Nasıl oldu bu ya? Herhalde polise şikayet ederim falan deyince korktu. Ya ne güzel yatacak yerimiz vardı, evimiz vardı, başımız vardı. Sokakta kaldık ya. Allah Allah. Ben var ya. Ah yakında saçı sakalı sallarım iyice hol mu sabahlar. Biz sokakta mı yatacağız ya? Ay Allah ya. Ulan bunca yıllık mahalleliyiz. Niye sokakta yatalım ya? Bizim sabahçı kahvesi vardı ya Ömer abi. Giderim abicim böyle giderim ya. Ben böyle sokakta kaldım. O da şimdi soracak. Hayırdır şeyim. Sizinkiler Tekirdağ'a gitti. Sen sokakta mı kaldın? Dışarıda mı bıraktılar diyecek. Anlat hadi. Ne diyeceksin? Ben büyük bir gerizekalık yaptım. Aptalım. Sevgilime yalan söyledim. O yüzden kapıda kaldım mı diyeceğim. Diyemezsin de. Hani gideceğiz artık yapacak bir şey yok. Sorarsa sorsun canım ben de anlatacağım. Sen de bunu yaparken utanmıyorsun. Söylerken mi utanacaksın? Haydi bir şey. Ceyhun? Allah. Utrafa trafa ya vallahi ödüm patları sessiz sessiz ne geleyim ninja gibi ya. Ha ne bileyim kardeşim böyle dalmıştın oturuyordun falan. Hayırdır ne yapıyorsun böyle? Bir şey yaptım onu ki ya bizim sabahçı kahvesi var ya Ömer abinin yerine oraya gideceğim birazdan. Ha. Bu çanta ne? Bu çanta ne? Ya tarafa ben sokakta kaldım ya. Ama öyle önemli bir durum yok yani. Sabah olunca halledeceğim. Bizim öğrenci orada var ya. Parasız oraya gideceğim de bu akşam biraz sıkıntı var. O kadar öyle. Anladım kardeşim üzüldüm ya. Ben merak etmiştim zaten seni. Ne yaptı bu ev durumları? Hani Kemal amcaya Tekirdağ falan gittiler ya. Hatta Elçin'e de sordum ben seni. Hadi ya. Vallahi ne dedi? Bir şey demedi. Hatta Ceyhun'a sor dedi falan. Gitti yani. Allah Allah. Ha. Sen aranız mı bozuk? Anlatırım ben anlatırım biraz. Ya uzun hikaye kardeş ya. Sonra ayaküstü olmaz zaten anlatırım ben. Tamam ayaküstü olmasın gel bir şey gidelim. Size mi? Hı.
Siz de biliyorsun. Aynen. Nasıl ya? Ya sen var ya, çok kral adamsın ya. Yemin ederim o kadar kralsın ki hatta karşıya kalırsın ona. Kardeş çok teşekkür ederim de şimdi ben size gelirim, rahatsızlık falan veririm. Sizinkiler rahatsız olur. Bizimkiler? Ha. Sen bizim meseleleri bilmiyor musun? Ha ya. Evet ben onu duymuştum ya, kusura bakma, söylemek istemedim yani öyle. Önemli değil ki, dedemle kalıyoruz işte, iki kişiyiz alt taraf. Yani ben rahatsızlık vermeyeceksen... Allah Allah, tamam rahatsızlık yok be oğlum, sıkılıyorum ben evde zaten, hadi. Vallahi mi? Ya yemin ederim var ya, hızır gibi yetiştim vallahi, on numara adamsın ya. İyi hadi, şimdi bakkala gittim diye çıktım, meraklanmasın hadi. Hadi bakalım. Neredesin? Evet tam karşısı, oturmuşum orada. Tamam. Nefis olmuş vallahi. Dikkat etmek lazım parmaklara. Ya ellerimizle yemiyoruz herhalde. Canım çatala kaşığa da dikkat etmek lazım. Hay anlamadım. Madem bu kadar iddialıydınız, bunca zaman niye yapmadınız anlamadım. Herkesin kendine göre görevleri vardır değil mi? Yok efendim öyle şey. Kim neyi iyi yapıyorsa müsaitse gidip yapacak canım. Yani ben senin yaptığın yemekleri de kötü demiyorum. Kimse diyemez. Hele bir desinler. Tencereye tasları atarım ona kafalarına. Benimki bitti. Yavaş yavaş salona geçelim artık ha. Benimki de hazır. Bu ne? Salata. Benimki de salata. Maalesef öyle. Yani şimdi ikimiz de salata yaptık, yemek yapmadık mı? Ben salata konusunda iddialıyımdır. Ama yemekten pek anlamam. Ne yapalım bu akşam? Salata yiyeceğiz bu zaman. Heh, durumunu gösteriyor. Hafif olur be. Değil mi? Evet, kilo falan almayız. Hadi bakalım. Dur, dur, geç. Ne yapalım? Heh, buna da şükür. Salça dedikoduya dalmıştır. Orça zaten hep geç uyanıyor. İyi de yani trafo yapmazdı böyle, o niye geç kaldı? Evet ya, hakikaten bir aradasın. Ya ben onu çoktan aradım da. İşte az gecikeceğim dedi. Bir durum mu ne varmış? Gelince anlatırım dedi. Bilmiyorum ben de. Ne durumu acaba ya? Çok merak ettim. Şimdi bir arasam mı ya? Oğlum telefonda sevgilisini anlatmadığını sana mı anlatacak? Tamam ya, ne kızıyorsun, bir şey demedik ki. Ya Salatacığım ne olursun bak, lütfen bak, ölüm yine ne olursun bak, zorda kalmasaydım senden böyle şeyler istemezdim lütfen. Ya çok hayır diyorum ya, sabahtan beri bin kere hayır ya, senin sevgili falan olamam ya ben. Ya oğlum sen de hasta mısın ya? Sabah sabah kıza çıkma teklif edip hayatını karartıyorsun ha? Hem ayrıca ben dün bilgisayarda hesapladım. Salçanın seninle çıkma ihtimali 1/1 × 10^-56. Ulan bana bak, vallahi yartıncımcı suratın ha. Ne karışıyorsun lan sen? Ha? Hem bir kere ben Salçanın gerçekten benim sevgilim olmasını istemiyorum ki. Ayrıca kız kandırmak için numaradan böyle sevgiliymiş rolü yapmasını istiyorum. Hadi ne olursun lütfen. Ay Alice bunu kıskanır mı Allah aşkına? Senin hiç aklın alıyor mu ya? Bunu? Bir dakika. Alice beni neden kıskanmayacakmış acaba? Sonuçta değilsek insan değil miyiz yani? Çirkin miyim ben? Salak çirkin mi Salça? Ha! Ya kızım ben sana çirkin demeye çalışmıyorum. Alice bunu umursamayacağı için doğal olarak seni de kıskanmaz yani, onu diyorum. Ha, umursamazmış. Alice var ya, bunu görse kıskançlıktan çatlar, kudurur. Ama gel gör ki Salça bir türlü teklifimi kabul etmiyor. Ya oğlum istemiyorum diyorum, istemiyorum. Olmaz ya, gitsene. Git. Ha, taşım kabul etmiyorsun. Etmiyorum. Tamam o zaman ben de gidip Berdan'a ona aşık olduğunu söylemekteyim. Kızma ya, bırak bunu kırarım. Aa, hadi kız. Hadi kır, hadi. Ben hoşlanmıyorum ki onunla. Nereden çıktı yani? Ondan Makedonca konuşma kalıplarını indirebileceğim bir site var mı diye sordum değil mi? Sen yine bana mı biliyorsun? Sen niye konuşuyorsun peki? Bu ne ya? Bu ne abi ya? Niye bana herkes sabah sabah atar yapıyor ya? Atar yapar tabii herkes sana. İşlere bunun ne sıkıyorsun sen? Salatacığım, bana bak. Ya benimle çakma sevgili olursun ya da Berdan'a hoşlandığını söylerim, rezil olursun. Karar ver valla, zaten hiç. Ya şu çocuk beni burada açık açık şantaj ediyor ya, bir şey desenize. Salatacığım kabul etsen de Orçun'un teklifini. Hem Orçun'a ayrılırsan bundan sonra çıkacağın herkes Kıvanç Tatlıtuğ gibi gelir sana. Ah konuştu prenses, konuştu. Vallahi cimbamcığım çok teşekkür ediyorum. Bunların hepsini bir kenara yazacağım. İhtiyacım olduğu zaman kullanacağım. Gerçekten bak. Hızır şey seni şakaten. Salçacığım cevabını diyordum. Tamam be, tamam. Tamam ulan, kabul ediyorum.
ama şantajına boyun eğdiğim için falan değil. Yakın bir arkadaşımı yardım etmek istediğim için kabul ediyorum. Nokta. Tamam. Yalnız Tatlıcığım, bir şey söyleyeyim. Bu ilişkide sen de zevk alacaksın. Sana şu günlükle bir koyacağım. Dünyadaki bütün zevkleri böyle bir anda tadı vereceksin Orçak'a. Bu çakma ilişkide de Türkiye şöyle kuralları geçerlidir, anladın mı? Nokta. Hadi ya, ciddi misin? Ciddiyim, çok ciddiyim. Ya tamam. Şimdilik böyle başlayalım. Cazibeme kendini kaptırırsan Silvia'ya karıştır kurallarına geri dönebilirsin. Hadi. Ya ben seni kurtarayım. Aşkım nereye gidiyorsun aşkım? Aşkınlık. Salça. Ne oldu? Dedikodu mu var? Ya Salça. Ben sana bir şey soracağım. Sen Rüzgar konusunda hiç benim annemle konuştun mu? Ne konuşacağım ya ben senin annenle? Kızım ben senin annenin seni almadan nerede göreceğim ki? Ne bileyim, belki telefonda konuşmuşsundur. Yok, konuşmadım da. Rüzgar'la senin aranda ne var? Ya konuyu değiştirme Salça. Bak doğru söylüyorsun değil mi? Yemin et. Yemin ederim. Bak doğruyu söylemiyorsam Orçol'la gerçekten sevgili olayım da. Doğruyu söylemiyorsam Orçol'la gerçekten sevgili olayım. İnanıyorum sana. Peki o zaman bu kadın nereden biliyor Rüzgar'la benim aramdaki muhabbeti? Ne dedik? Neyse boş ver. Tabii. Çıtlak çıtlak sonra boş ver. Ben zaten şununla çıkacağım. Şununla. Hiç acımanız yok. Hiç. Enişte buradayız. Günaydın arkadaşlar ya. Kusura bakmayın, geç kaldım biraz. Ceyhun bende kaldı da dün gece. Ceyhun mu? Ne alakalı? Ya hani Kemal amca da Tekirdağ'a taşındı ya. O çocuk da dışarıda kalmış. Çok üzüldüm çocuğun durumuna ya. Bir baktım böyle sokakta garip garip dolaşıyor, dedim ne yapıyorsun sen? Yok evsiz kaldım, yok bilmem ne. Hani dedim ki ben bari gel bende kal dedim. Size zarar vermeyeceğim. Dostum ben. Ay! Anneciğim, soygun var. Soygun var. Silahsızım. Ben silahsızım. Silahsızım ben efendim, silahsızım. Güzel beyciğim. Çok fena yabancılaştım efendim. Tırsma söz konusu. Ya gel kızım gel. Yemezler. Allah Allah. Şşt, Kako bir el atın şunları, içeri atın. Hadi hadi boş durmayın. Sonra da arabayı şuraya yanaştırın be gülüm. Geç bakayım geç. Usta kolay gelsin. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş buyurun, geldin. Oturun. Kolay gelsin. Ben eve bakıyorum da. Kiralık, satılık. Ne satılığı ya? Kiralık abi. Öğrenci adamız biz. Şu 400'lük ev var ya, camda asılı olan. Bir ona baktım be abi. Öğrenci misin? Evet abi. Okuyorum. Yani ben ayıp söylemesi teknik üniversitede inşaat mühendisliği okuyorum da. Evde anlıyoruz yani. Yalnız ev sahibi öğrenci ya da bekar erkekler için 750 lira istiyor. Oh. 750 mi? Abi niye 750 ya? Malum bekar erkek öğrenciler eve pek iyi bakmıyorlar. Kırıyorlar, döküyorlar. Hatta bazen kirayı, faturaları bile takıp öyle kaçıyorlar. En azından böyle bir durumda adam zararı çıkarmak istiyor haklı olarak. Abim yok. Yani sen beni yanlış anladın. Bizim kimlikte karşı yakalı yazıyor. Bizde öyle vurma, kırma, affedersin ama takma öyle şeyler yok abi bizde. Böyle şey efendiye biliriz, evimize efendi gibi çıkarız. Bir şey soracağım abi. Bu ev kaç metrekare? 60 net. 60 net? Abicim 60 metrekare. Fındık kadar evde aile yaşar mı ya? Yaşar yaşar. Yalnız evin küçük bir sorunu var. Neymiş abi küçük sorun? Mutfak yok. Çok küçük bir sorunmuş abi. Aman çok küçük, aman çok küçük bir sorunmuş abi. Nasıl mutfak yok ya? Yani salonla bitişik bir tezgah var. Amerikan mutfağı gibi ama
lavaboya gider, yok. Sadece tezgah var. Anladım, çok iyiymiş abi. Bir şey soracağım. Banyo var mı abi evde? Banyo, tuvalet var. Yalnız onda da küçük bir sorun var. Neymiş abi o küçük sorun? Klozetin bitişinde yıkanıyor. Ama bence bekar için mükemmel bir yaşam. Vallahi çok küçük sorunmuş ya. Arada derede yıkanıyorsun, hiçbir şey yok. Harika ya. Vallahi tabii buna yaşamak denirse bekar için ideal yaşam. Abi bir şey soracağım sana. Yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz artık. Fakir fukara adamız. Ya biz onu 400'e ikna edebilir miyiz ya? Ya ikna ederiz ederiz ama 1500 lira depozito istiyor. 1500? Bak laf buraya kadar geldi, geri yuttum abi. Yani her şey zeval olmaz. Lafım sana değil. Öyle bir şey söyleyecektim ki okkalı ama söyleyemiyorum abi. Abicim affedersin ama evin mutfağı yok. Küçük bir sorun. Banyosu yok. Küçük bir sorun. Ama 1500 lira depozito mu istiyor? Çok saçma be abi. Ya bence de saçma. Ama ne yapalım? Onlar ne derse onu yapmak zorundayız. Senin de dediğin gibi elçiye zeval olmaz. Abi canım benim, bir şey söyleyeceğim sana. Elinde başka daire var mı senin? Bu paralara yok tabii. Ha dur. Bir tane daha var. 1000 lira kira, bodrum kat. Mutfağı, banyosunda bir sorun yok. Çok güzel vallahi. 1000 lira geleceğim. Müthiş manzaralı. Bodrum katına oturacağım. Mutfak, banyo harika. Harikasın abi ya vallahi. Abi kusura bakma, benim deliğe verecek param yok. 1000 lira veriyorsun, delik gibi evde yaşıyorsun. Kusura bakma abi. Ben artık bir öğrenci yurduna çıkarım. 3-5 arkadaş toplanırım öyle. Geliriz senden. Bir yere bakarız, öyle bir eve çıkarız. Maalesef abi, ben senin eve çıkamayacağım. Kusura bakma. Teşekkür ederim abi. Hayırlısı. Bol şans. Abicim şansa çok ihtiyacım var. Delik gibi evlere 1000 lira para istiyorsunuz. Allah, mutfağı yok, banyosu yok. İşte sultanım, burası da salonumuz. Yani tuvalete girmek için musluğu çıkartmamız gerektiğini anladım ama yani, bu ne yani güzel vereceğim, bu ne? Çay alır mısın yenge? Alırız. Siz demedim kız, yengeme dedim. Evi bir şey basmış Dizel Beyciğim. İlaç bıraksak mı acaba? Yengeme yansız. Ya hadi sen keyfine bak. Bizim kızlarla bir kaynaş. Ben kahveye gidiyorum, sonra uğrarım. Akşamı da yiyecek bir şeyler hazırla. Yabancı yok. Kızlar hadi ilgilenin yengenizle, bir yardım edin. Yengem ben de güzel abi. Merak etme. Hadi bir helal. Kız yengem hadi bir helal. Gel yenge gel. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Evi sizin üzerinize mi yaptılar? Yok, ev benim üzerime değil. Nurettin'in üzerine tapusu. Evet, oldu. Süper oldu. Hadi, beni işten beklerler. Bana müsaade. Hadi, size iyi günler. İşte orada oturuyor. Konuştuğumuz gibi, tamam mı? Tam bilir sevgilinin rolünü yapacaksın. Anlaştık değil mi? Ya tamam ya, anlaştık. Şşş, buna bak, sevgilin nedir biliyorsun değil mi ha? Böyle camburgerle olduğunu aynısından olacak. Şu konuyu sen kapatacak mısın? Ben hemen vazgeçeyim, görürsün ha. Tamam, kapattım. Böyle gidin. Ay! Bu güneşli havada sevgilinle dolaşmak kadar mutlusu yok ya. Ne kadar güzel hava değil mi aşkım? Ne haber kız? Dayatmamış kavala kurabiyesi. Ne oldu? Ha ne oldu? Şaşırdın değil mi? Şaşırdın. Ha? Şaşkınıza döndü. Siz arkadaş değil miydiniz? Böyle çok yakın arkadaş falan sanırım ben. Ha ama biz şu anda birbirimize sevgili olduk. Çıkıyoruz. Söylesene kız, sakin. Evet. Biz çıkıyoruz. Meğerse birbirimize karşı boş değilmişiz biz. Öyleymiş yani. Çıkıyoruz biz. Yıllarca yanı başımızdaki aşkı görememişiz ya. Peşinden koştuklarımız hep fasa fisoymuş. Ha, başkalarını da hep birbirimizi aramışız. Değil mi kız Alçak? Ha Telat Telat. Öyleymiş ya abi. Öyleymiş. Aha. Vallahi ağlıyor. Duygularım da ağlıyor. Gerçekten ağlıyor. Hocam kusura bakma. Ne oldu ha? Duygulandın mı ha? Duygulandın mı? Mutluluk gözyaşları bunlar. Sevinç gözyaşları mı?
Vallahi senden kurtulduğum için o kadar sevinçliyim ki duygulandım bir an, kusura bakma. Yani azılı bir mikroptan kurtulmuş gibiyim şu an. Aa, cinse bak ya, benden kurtulduğuna sevinmişmiş. Ya Kamil, asıl ben senden kurtulduğuma çok sevindim be. Ya ne yalan söyleyeyim, benden vazgeçeceğini hiç sanmıyorum Orçu. Bu bir rüya olmalı şu an yani. Allah Allah, ben senden vazgeçtim kızım ya. Vallahi billahi ben senden vazgeçtim ya. Çık hayatımdan, istemiyorum seni, vazgeçtim senden. Allah Allah. Ben aşkımı çok seviyorum. Şu olayı bir detaylı anlatsana bana adam gibi ya. Ya neyini anlatayım, ben işte dün gece bizim evine orada bakkala çıkmıştım. Köşede bir baktım Ceyhun oturuyor. Dedim ne yapıyorsun burada? Abi dedi dışarıda kaldım. Yani hatta şeye gidiyordu, sabahçı kahvesine gidiyordu. Bizim Ömer abinin kahvesi. Ha. Ya bu bir patronu buna bir lojman mı vermiş? Bir dairede mi kalıyormuş ne? Sonra apar topar ayrılmak zorunda kalmış oradan işte. Niye ayrılmış oradan? Ya herhalde Elçin'le ilgili bir mesele kardeşim. Ben çok anlamadım da. Çok da bahsetmek istemedi, böyle bir fazla konuşmak istemedi o meseleyi. Ama galiba şöyle bir şey dedi. Daireyi seviyorum ama oradan ayrılma sebebini daha çok seviyorum dedi. En baştan hataydı oraya taşınmam falan dedi. Anlamadım. Benim de kafam çok basmıyor öyle şeyleri. O konuştu, ben dinledim. O konuştu, ben uyudum falan yani. Neyse. Bugün işte yurt bakacaktı çocuk. Ev, o tarz bir şeyler bakacaktı. Bulabilirse bakalım. Ona ben de bir şey anlamadım ama inşallah bulur abi çocuk. O evde kalmam hata olduğunu anlamana sevindim Ceyhun. Canım. Ama şimdi bilmeden yapılan hata yanlış. Ama bilerek yapılan hata ihanet. Canım inşallah ikincisini yapmıyorsun bana. Arkadaşlar kutlama pastası aldım. Yiyorum ama size almadım. Kusura bakmayın. Ha? Kutlama pastası mı? Evet. Ne yani, sen şimdi o pastayı kutlamak için mi aldın? Hani böyle kızlar mutsuz oldukları zaman, üzüldükleri zaman canları çikolatalı bir şeyler ister ya. Hani mutlu olmak için. Ben öyle şey zannetmiştim ona. Ya yok, ben mutsuz değilim de biraz endişeliyim. Bu mutluluğum bir şekilde kaybolacak falan diye. Kıskanma da aslan. Evet, kıskanma da uçur. Yapacak bir şey yok. Gideyim yani. Yok yok, yapacak bir şey var. Hadi var ya. Kıskandırmanın dozunu birazcık daha arttıracağız. Ya ne yapacağız ya? Sarılacağız. Yapma. Ya canım benim ya. Hem biz böyle şakadıktan sarılıyoruz ya. Bunun kıskanması lazım. Biz arkadaşız. Of ya. Nereden görecek şimdi? Gerçekten Orçoyla sevgili olduğumu falan sanacak. Orçoyla böyle sıkı sıkı mayak mayak hareketler yapma. Gözünü seveyim ya. Ya ne olursun ya. Ne olursun lütfen. Ah Alice'cim, ah ne kadar çok kıskanıyorsun değil mi ha? Kuduruyorsun. Keşke salçanın yerinde olsaydım diyorsun değil mi ha? Kahroluyorsun böyle, kahroluyorsun. Neyse arkadaşlarım, ben kaçayım. Size ömür boyu mutluluklar diliyorum. Sakın ayrılmayın. Bak özel günlerinizde mutlaka bana söyleyin. Bütün masraflarınız benden, tamam mı? Şşt kız Alice'cim, bak biz salçayla çok acayip sevgiliyiz ha. Eğer istersen salçadan ayrılıp seninle sevgili olabilirim ha. Ne dersin? Defol be. Şşt kız, nereye gidiyorsun? Bana bak. Şşt kız gel, bunların hepsi bir oyundu ha. Gerçekten bunların hepsi bir oyundu. Ben seni çok seviyorum. Salça beni kandırdı. Aklıma girdi. Ben seni seviyorum sana aşkım. Orço, Allah seni var ya, cezanı versin ya. Bak senin yüzünden herkes yanlış anladı. Ben tık tık bakıyorum, rezil oldum. Neyse ya, ben Alice'le eski mutlu günlerimize dönmeliyim, bir yolunu bulurum. Vay be! Gel gel pasta yiyelim, başım. Hadi. Odam burası delikanlı. Eyvallah, Allah razı olsun. Şu boş. Diğer anıdan dolu. Peki abi, sağ olasın. Ben bir şey olsa haber veririm abi sana. Sağ olasın abi. Zahmet verdik sana, kusura bakma. Sağ ol sen. Odamı göstermi, dövdümü belli değil. Odam burası, yok onu.
Ah benim. Benim gitti. Oh. Oh. Ah Ceyhun'a. Akılsızlığın yüzünden akıllı evlerden çıkıp buralara kadar düştün. Çok güzel. Ama yok tövbe yarabbim, günah yazma tövbe yarabbim. Şikayet etmiyorum. Vallahi sokakta kalmaktan iyidir. Şikayet etmiyorum. Bu ne? İnşallah o da arkadaşlarım Göztepe'li değildir. Bakayım şurada göz göz falan yazıyorum yani. Ya ben de bu şansı varken ben Göztepe'li de bulurum. Benim dolap herhalde ya. Ya. Biraz yatayım sonra yerleştiririm eşyamı eşyamı. Yatmayı hak ettin Ceyhun. Yatmayı hak ettin. Aşkım. Bak çılgın romantiğin nerelere düştün. İnşallah affedersin beni. Sen beni affet. Ben değil öğrenci yurtları. Sokaklarda bile yatmaya razıyım ben. Mühür dudaklım. Yetenekli sayılmam resim çizmek konusunda. O kadar kolay pes etme bence. Resim yeteneğinin el becerisinden çok bakmakla görmekle ilgili olduğunu söylerler. Yani herkes aynı şeye bakar. Yeteneği olanlar farklı şeyler görürmüş. Ya eminim sende de o yetenek varsa farklı şeyler görüyorsundur. Vallahi çizimlerimi görsem bu kadar umutlu konuşur muydun emin olamıyorum. Ya gösterirsin bir ara. Bakarız çok ümitsiz bakar mısın değil misin? Tabii hala küs değilsek. Yok canım ne küsü. Çocuk muyuz biz? Ya ne bileyim. Şu erkek arkadaş rolünü biraz abarttım sanırım. Dün sen de bana sert çıktın. Ya kusura bakma. Ben asıl o çocuğa salçaya kızmıştım. Güzel o zaman. Çıkışta beraber bir şey yapabiliriz. Sadece arkadaş olarak. Ben çıkışta başka biriyle buluşacağım. Yani öyle özel biri değil. Ama gelemem. Peki. Başka zaman o zaman. Bakarız. Neyse, ben sınıfa gideyim. Ya Rüzgar, ben sana şey soracağım. Sen babanla hiç okul arkadaşların hakkında konuşur musun? Yani mesela hiç bizim hakkımızda konuştuk mu? Yok. Yani babamın okulla ilgili bildiği tek şey yani kayıt ücreti falan. Hı, iyi. Ne oldu? Niye sordun? Hiç, öylesine. Aklıma geldi. Görüşürüz o zaman sınıfta. Tamam, görüşürüz. İyi bari ya. Öğrenmemiş annem Nurdin'e gittiğini. Ay resmen öküz bu çocuk ya. Teneffüste çıkmadım gelerek muhabbet ederiz diye. Durmuş oradan öyle bakıyor. Bir gel bir bahaneyle bir şey konuş ya. Ben mi öğreteceğim sana bunları? Kesin Makedonya'dan kızlar kovmuştum. Neşe. Efendim? Şey soracaktım. Yeni geldim ya ben. Eksik ders notlarım vardı. Acaba defterlerinden fotokopi yapabilir miyim? Tabii çekebilirsin. Şey, merak etme. Ben çok güzel not tutarım. Ve yazım çok güzel. Teşekkür ederim. O zaman çıkışta alabilirim değil mi? Neyi? defteri. Kusura bakma. Böyle çok heyecanlandım da bir anda unuttum. Yani heyecanlanmadım aslında. Heyecanlandığımdan değil yani. Nerede olsa
Biz iki tane normal sınıf arkadaşıyız ve defterler hakkında konuşuyoruz yani. Niye içeride bir şey? Aşkım. Canım sevgilim. Bir tane nasılsa? Çok. Hiç sırası değil oğlum. Bas git lan. Ya öyle de mi güzel sevgilim ya? Biliyorsun yanında bir dakika bile olmasam özlüyorum seni ya. Ver bir gücük. Allah belanı versin ya. Bir gitsen ne olayım yazık. Aa bak ne diyorum biliyor musun canım sevgilim? Çıkışta böyle seninle beraber sinemaya gidelim mi? Ha? Böyle hiç kimsenin gitmediği festival filmi buluruz tamam mı? Arka koltuklardan da birine otururuz. Neyse ben kantine gideyim. Senin erkek arkadaşınla konuşacaklarım vardır. Yok. Ya yok ya. Nerede erkek arkadaşı ya Berkan? Bu benim erkek arkadaşım falan değil ya. Şu tipime Allah aşkına ya. Çalkıcığım canım sevgilim yapma böyle şeyler ya. Bırak cümle alem bilsin birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi. Orçayı elinden kaçıranların nazarı değecek diye korkma. Değmez. Onların nazarı hiçbir şey değmez. Çalkıcığım abi otur hadi. Böyle biz mutlu mesut olalım seninle canım benim. Hey Ali! Oço! Başka da şimdi mesut da. Berkan, Ali! Ya bak size söylüyorum. Bu çocuk benim sevgilim falan değil tamam mı? Sırf Ali'si kıskandırmak için geldi benden rica etti. Sevgilim gibi davranır mısın dedim. Ben de kıramadım kabul ettim. Ya işte hepsi bu kadar ya Berkan ya. Bu çocuk benim sevgilim falan değil ya. Ama yeter. Buraya kadar geldi. Anladın mı beni? Yeter! Eyvallah ben de üstümden yıkıldı. Hay Allah ya ben de ne kadar üzülmüştüm, ne kadar kıskanmıştım. Yani neredeyse diyecektim ki salçayı bırak gel benimle sevgili ol. Gerçekten mi? Saçmalama be salak. Dünyada bir tek erkek sen kalsan benim dışında bütün kızlarla çıksam bile ben seni kıskanmam. Ne diyor lan? Şşşş. Ali işte nereye gidiyorsun ya? Bu kıskandığı için böyle şeyler yapıyor. İnanma sen buna ya. Bu benim için tek gecelik bir aşk. Salça alacağın olsun senin. Şşş bana bak ya. Bu kız var ya sana abayı yapmış ya. Yavca! Ali! Şey, abayı yapmıştın mı? Bilmiyor musun sen ne demek? Yok. Şey ya, abayı yakmış demek... ...senin hakkında... ...böyle çok çalışkan bir öğrenci olduğunu düşünüyorum demek. Ha, teşekkür ederim. O zaman benim de sana söylemem gerek. Yani ben de sana abayı yaktım. Vallahi. Yok ya. Yani yakınırsınız da değil. Bence bir problem yok. Gayet yakılabilirsin. Şu göze bak ne oldu? Ya. Tamam ya buz alalım mı bir şey yapalım mı? Ya ah be aşkların en 41 numaralı forması. Yani güneşe büyüteşle bakılır mı ya? Şu gözlerinin güzelliğine bak ya. Ne yapayım ya? Ya böyle şimdi ikizler burcunun yörüngesi şey olmuş. Güneşin yörüngesine girmiş. Ondan sonra ben dedim ki bir kez dedim zaten 40 yılda bir kez oluyordur. Yani böyle dedim ki hani gözlerimi böyle canlı canlı dedim. Bakayım dedim. Böyle aldım. Bakmaya çalıştım. Ondan sonra bir anda böyle gözlerimin kenarı kısalmaya başladı. Böyle yandı yandı çok acıdı. Üfledim üfledim geçmedi bak. Çok çirkin oldu. Sen beni sevmeyeceksin. Ya yok be aşkım. Hep benim gözüme geliyor ne geliyorsa zaten. Yıkacım verilmiş sadakan varmış. Çok kötü olmuş gözün. Neredeyse gözün kör oluyormuş. Sadaka mı? Niye birisi benim yerime sadaka veriyor? Acı sadaka ne? Kim verdi? Ne verdi? Ben veriyorum işte aşkların en zekat ve filtresi. Yani senin için, benim için, aşkımız için zekatı filtreyi eksik etmiyorum yani. Çözüyorum o işleri. Aşkımın zekat filtresi mi? Allah sizi kahretmeyin ya. Ya bak söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum zorla söyletiyorsunuz ya. Arkadaşım sizin nasıl bir ilişkiniz var ya? Ya siz ne yalan sevdalısınız? Siz ne mekanik aşıksınız ya? Aşkımın zekat fitresi. Siz var ya siz sevgililer gününde birbirinizi kurban diye kesersiniz he. O derece. Bakın burslu geldi. Ya bu da iyi he. Yani sen git burs al okuldan sonra bütün parayı kantinde çarçur et. Ekonomi sıfır. Hakikaten ya ne gıcık bir durum bu. Evet zaten hiç sevmedim. Lahım faresine benziyor. Bakın ne yapıyorum şimdi. Ne yaptın ya? Tam ben geçerken ayağını uzatıyorsun. Allah Allah. Ayağımı nereye uzatacağımı da sana mı soracağım burslu? Burslu mu?
burslu değilsiniz yoksa? Sen kandırıkçı mısın? Kandırdın mı bizi? Bahçelerde Lulu, koca kafa, burslu. Ama rahat ol. Seninle işin bittiği zaman kafan ufacık kalacak. Şunu görüyor musun? Gidecek o saçlar, gidecek. Öyle diyorsanız öyle olsun. Bana bulaşmayın da. Bana bak. Senden mi öğreneceğiz kime bulaşacağımızı? He? Fukaranın düşkünü. Bundan sonra da düşmek istemiyorsan ayağını denk alacaksın. Yani tabii sonuçta ne demişler? Davul bile dengi dengine çalar. Yani senin ayaklar da böyle dengi dengine gitsin. Dikkat et. Tarih, şiddete hayır. Kızını dövmeyeceksin. Dizini döveceksin. Yürüyün arkadaşlar. Oğlum aslamasınız lan siz. Okula her yeni geleni dalıyorsunuz ha? Siz de bir şeye bir karışmayın be. Vallahi ya. Ay siz böyle yapınca biz karışmadan duramıyoruz. Allah Allah. Kızım maydanoz musun sen ya? Aa karı kimyon musun? Karı biber misin? Nesin? Kızım bu bizim meselemiz ya. Uzayın hadi gidin. Ya kes sesini be oynak. Şimdi bir tane ben çakacağım öbür gözünde ben morartacağım. Ya yine bana oynak mıydı bu ya? Zekalı. Ne oluyor bakayım burada? Benim okulcuğumun patinciğinde neler oluyor? Müsaade ederseniz, öncelikle kavganın ne kadar gereksiz olduğu ile ilgili ufak bir giriş yapacağım gençler. Ne yapıyorsunuz çocuğum? Kimin mekanında, kime artistlik yapıyorsunuz? Kimsiniz oğlum siz? Vallahi hocam ne güzel yürüdünüz ya öyle. Hocam iyi misiniz? İyisin, iyisin. O değil de fırki niye atar atarla gidiyorsun? Belli ki kadının bir dengesiz dönemi değil mi? Bana bak, bir daha okuldan atılmayı kaldıramam. Ona göre sus, sus. Ya hocam sizin de bir tarafınız belli olsun. Sonuçta bir anda onlar, bir anda biz. Değil mi? Bugün biraz ters uyandım da. Varoşlarda ilk gecem biraz sıkıntılı geçti gençler. Neyse, bıdı bıdı yapmayın. Mekanımda kavga ettirmem. Bu kavga kimin tarafında ne sebeple çıkarsa çıksın... ...olayınızı atar, topunuza disiplin cezası verir. Bize de mi hocam? Yok artık, bana değildir herhalde. Olayınızı alın! Bu seferlik bu olayı görmezden gelsen teyzeciğim. Ulan utanmaz. O bizim ablamız. Teyzeciğim ne oluyor? Teyzeciğimmiş. Teyzeciğim mi? Teyzeciğim! Demek seni kayırmamdan utanmıyorsun. İşte benim yeğenim. Sarılabildiğim, dokunabildiğim tek akraba. Ne yapsın teyze? Nasıl karar versin söyle bana. Hadi ne istiyorsan onu yapalım. Senden bu seferlik hepimizi affetmeni istiyorum. Benim hatırım için. Senin hatrını yerim. Teyzesinin bir tanesi. Teyzesinin mancarı. Hadi göster bakayım. Hadi çocuklar. Gelmiyor musun? Teşekkür ederim teyzeciğim. Ah nasıl da gözümün önünde büyüyor. Teyzesinin bir tanesi. Selam. Selam Gülsün. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Eğer gelmeseydin bu hiç de anlaşılmayacak bir durum olmazdı. Yani madem neyin ne olduğunu anladın... ...bir daha da birbirimizi görmeyeceksek dargın kalmayalım diye düşündüm. Çok iyisin Gülçiçek. Ben yaptığım onca saçmalığı... ...söylediğim onca aptalca şeyi düşününce... Neyse bunları hiç konuşmayalım. Son birkaç haftayı hiç olmamış sayalım. Tamam. Bu arada yüzükleri de geri vermek istemişsin. Onları zaten sen aldın. Niye geri veriyorsun? Yani benim için artık bir anlamı kalmadı nasıl olsa. Sen sevdiğin biriyle sözlenirsen eğer... ...değiştirir daha güzelini alırsın. Benden de bir özür olsun sana bu. Sağ ol. Eve mi gidiyorsun? Evet. Hadi gel bırakayım ben seni.
Yok ya, ben her zamanki gibi kendim giderim, ne gerek var? Hadi ama Gülçiçek. İzin ver de eski bir dost olarak seni son kez evine bırakayım. Otomatik değil miymiş bu kapı? Nasıl sesleniyordu efendim size? Dizel Beyciğim söylemişti. Bakkal efendi! Yenge hanım hoş geldiniz. Müdürmüşüz. Tanışıyor muyuz? Bizim hanımla tanışsınız. Tanışız derken? Sizin evde. Hani siz bizimkine evi sizin üzerinize mi yaptı deyince o da yok, Nurettin'in üstüne size öyle bir cevap vermiş. Tabii Nurettin benim. Yani böyle biraz bilmiş gibi bir şey. Sizin evde oluyor bu. Hatırlamanız lazım işte, o hanım benim hanım. Şu an devrelerim yandı mesela şu an. Ben varoşça bilmiyorum efendim. Kepekli ekmek istiyorum. Kepekli var mı? Kepeksiz var efendim. Dolap şurada. Steril mi bunlar? Siz nasıl uygun görüyorsanız. Bizim çocuğun dersleri de maşallah çok iyi. Süt var mı süt? Süt var efendim. Süt çok. Nasıl deniyordu sizin dilde? Ocağın altı yanıyor. Acelem var. Hanımla bir gün size yemeğe gelelim diyoruz. Borcum nedir? Dizel Bey'le helalleşiriz sonra efendim. O zaman ben buradan otomatik değildi değil mi bu kapı? Alışmışım tabii ben. Kapı diyorum, otomatik kapı. Evet efendim. Bir aşkın peşinden sürüklendiğim yere bak. Koskoca Esma Sultan. Bir sütün son kullanma tarihine bakacak kadın mıydın sen? Hem kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Hani niçin evlere sipariş yok ama niçin yani? Ne konuşuyorsun kız kendi kendine? Bana mı seslendiniz efendim? Gel bakayım sen hele. İki laflayalım. Sen şu müdüre değil misin? Bizim ayıcılığın karısı. Sizin maymuncuklarınızdan iyidir benim ayıcığım efendim. Beyin bekler. Beyin beklemiş zaten bekleyecek kadar. Kötü bir şey mi söyledi bu? Beyin dedi. Tam yerini söylemese de aşağı yukarı koordinatlarını biliyor. Yeryüzüne gittiğimde sizden bahsedeceğim. İnsanlarıma sizden bahsedeceğim efendim. Uzaylı gibi kız bu. Uzaylı muzaylı. Duyduğuma göre dünyalığını yapmış. Helal valla. Biz erken evlendikten oldu. Aman Allah'ım. Sempati sezinliyorum. Kız bir gün sofra kurdu, yemeğe gelelim sana. Beyin bekler efendim. Şöyle sağdan beyin bekler. Bir şey sormak istiyorum ama yanlış anlamandan korkuyorum. Sor. Seninle farklı koşullarda tanışsaydık. Yani Güney'i hiç tanımasaydım. Ve bir sevgilin olmasaydı. Benimle de görücü vesilesiyle değil de başka bir şekilde tanışsaydın. O zaman benim hakkımda ne düşünürdün? Yani bir erkek olarak. Yani. Seni ilk gördüğümde de özünde iyi bir rol olduğunu düşünmüştüm. Yine öyle düşünürdüm herhalde. Biraz kaçamak bir cevap oldu ama olsun. Sormadan edemedim. Önemli değil. Dizel Beyciğim, kendi fakirhanemizde akşam yemeğini ne güzel baş başa yiyoruz değil mi? Kendi ellerimle yaptım. Zıkkım kebabı efendim. Beğendiniz mi?
Ellerine sağlık, ellerine sağlık. Serzenişte bulunmak gibi olmasın ama Dizel Beyciğim, ben daha fazla dayanamayacağım. Ne? Ne oldu, beğenmedin mi mahallemizi? Sevdim. Sevmesine sevdim, çok sevdim. Sevmedim efendim. Ürkütüyor beni. Yengem doğru söylüyor Dizel abi. Bakın Dizel Beyciğim, baş başa yediğimiz romantik yemeğimizi bile 3 kişi yiyoruz. Kim ki bu adam? Hani ne işi var bu evde? Öyle her önüne gelen zat diye bu eve girebiliyor mu? Hem benim bu mahallede ne işim var? Pes, vallahi pes. Bir gün bile dayanamadım bizim hayata. Ya benim burada geçmeyen günüm yok. Millet dünyayı geziyor. Ben 40 küsür sene oldu. Mahalleye gelmediğim gün olmadı be. Aynı baş başa yediğimiz çok romantik yemeğimiz gibi. Siz ne diyorsunuz kuzum? Ne diyeyim yani? Elinize sağlık. Allah ziyade etsin. Hayata bak be. Sizden rica ediyorum Dizel Beyciğim. Ben burada yapay çiçek gibi oldum. Çok huzursuzum. Geceleri uyuyamıyorum. Rutubet kokusu üzerimden çıkmıyor. Resmen kendimi mumu küflenmiş pasta gibi hissediyorum hadi. Tamam kızım ya, kes bıdı bıdıyı. Tamam. Yarından tezi yok. Bir de senin evde kalmayı deneriz. Oley! Adamsınız, dipsiniz. Zıkkım kebabını beğendiniz mi efendim? Evet evet, çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Köklerine dokunmadınız. Ne oldu, neden durduk? Bir uğultu var sanırım. Kapın açık. Kapatabilir misin? Sıkışmış mı? Açılmıyor. Sana 1000 defa söyledim bir çiçek. Senin alnında benim adım yazılı. Kaderimize karşı koyamayız. Öyle değil mi? Hey pardon! Yıldızlarınızı yere düşürmüşsünüz. Bir tanesini de bana verebilir misiniz? Gözlerinizden yansıyan Işık sizin değil o yıldızların. Aşkınız bile tasarruflu, cılız bir ışık. Hep ben yedin, soyun tükendi kurma, ben biraz serin. En iyisini bile sen yedin, doymadı kara 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 gelişin. Hey pardon, yıldızlarınızı yere düşürmüşsünüz. Bir tanesini de bana verebilir misiniz? Gözlerinizden yansıyan ışık sizin değil.